Giannis between Real Madrid and Chelsea. Maviye dönmesi dışında bir sorun yok. Evet, markete gidiyorum. İlk defa tek başıma bir yere gideceğim. Bella yemek yapıyor bize. Ben sigara alacağım. Bella'nın kocası şu an bahçe işleriyle uğraşıyor. Bakalım. Milletin burada dertleri başka. Çimlerini falan düzeltmeleri gerekiyor bilmem ne. Lisede sigara almaya gidiyor. Çünkü that's what she can do. She's capable of doing. I can't cook. I can't clean. But let me tell you how I got this ring. Can't cook. I can't clean. But let me tell you how I got this ring. Did I tell you? Was that enough? Was that clear enough? I think it was clear. Swedish sun embracing me with its whole being. Can we take a moment to like appreciate this? Okay, story time. Şimdi dün çıktık dışarılarda geziyoruz falan. Cildimin... I feel so self-conscious right now. Feels super self-conscious right now. Dün dışarı çıktık, yemek yedik bir yerde. Eğleniyoruz falan. Sonra bir NB grubu, non-binary'ler bastı ortama birden. Dedim ki bu insanlarla bir... Ama yani her non-binary ile de bir şey olmazsın ya. Ama bu non-binary'lerle bir şey oldu. Dedim bir frekansımız bir var, bir... Something's up yani oldu. Sonra bekledi, kestim, bayağı tükeldim bu arada. I'm not gonna lie. Bayağı tükeldim. Sonra bir baktım. Öğrendim ki bazı insanlardan. Bunlar Lady Gaga'nın dansçılarıymış kız. Ama işte çok şeylermiş de. Discreet. Çünkü yani hayatlarındaki en büyük iş bu yani şimdiye kadar buldukları. O yüzden insanların asla onları tanımalarını falan istemiyorlarmış. Ay götüm. As if. Kür bu arada. Neyse de. Bir anda kendimiz başka bir klapta birlikte eğleniyor bulduk. Oynuyoruz falan. Ya ilginç olan kısımsa. Gaga'nın hani bu anda tur başlamadan böyle birkaç gün önceden bir şey oldu ya, dansçılar. Eski dansçıları çıktılar işte, dediler. İşte Richie Jackson. Emotionally abuse etti bizi. O yüzden hani bıraktık biz falan filan. O yüzden bu insanların hepsi yeniydi. Yani hiç sadece Richie, hani Richie'yi tanıdım yani. Diğerlerinin hepsi brand new people. Ve belli ki hani they're scared. They are scared, bitch. O yüzden hiçbir şekilde Gaga'nın dansçısıyız, bilmem neyiz modunda değillerdi. Tamamen böyle gizli her şey. Hatta bir noktada bir tanesinde şey oldu, tamam mı? Gidiyoruz biz, pardon, ayrılıyoruz ama onlar hala işte devam edecekler partilemeye. Vedalaşırken ben şey dedim. Bu arada Bella da onlardan biriyle konuşuyordu. Gaga hakkında falan konuşuyorlardı. Yani artık geçmişler. Zaten sarhoşuz falan. But who cares, bitch? Like, just let it go. You know. Neyse. Ay ne güzel yerler, ne güzel yerler bu arada. Yürü dur. Ağzına sıçayım ülket ki. Yürü dur. İnsan yok, karşına çıkmıyor kimse. Çok iyi. Çok iyi. Neyse. Ay, dur bir mola vereceğim. Bak böyle bir yerde yürüyorum. Bisiklet yolu şuradan. Yemyeşil. Huzur. No human. I love this. Bu arada gideceğim yerin tabii ki yerini bilmiyorum. Haritaya bakmam gerek şu an.
Sonra ben bunların Gaga hakkında konuştuğunu görünce dedim ki yani herhalde I think it's safe. We can talk about it hani. Vedalaşırken gittim işte bir tanesinin yanına. Şey dedim direkt. Are you guys like Gaga's dancers? Ve kişi de şöyle yaptı. No. Ben de şöyle yaptım. Like they're talking about it right now with your friend. So stop playing boo. O moddaydım. Sonra şey yaptım en son. They're talking about it though falan yaptım. O da bir kaldı. Şok oldu. Sonra ben dedim ki I'll see you Thursday deyip böyle bye yaptım. O da ah okay see you Thursday falan deyip güldü geçti. Sonra böyle bunlar takılmışlar falan. Top secret. Her neyse yani böyle bir şey yaşandı. Yarın konser var. Yarın konserde. Bir de giderken dediler ki ne giyeceksiniz? İşte sahnedeyken sizin yanınıza gelip şey yapalım, şeyler yapalım, şaklabanlık. Dedik yani. You will never guess, bitch. Bu arada da neyse. Ben dedim çok siyahla pembe arasında karışık bir şeyler yapacağım. Chromatica gibi hani. Neyse öyle yani. Bugün de böyle boş bir gün. Takılmaç, sigara almaya gitmek. Yaşayın hayatı kız. Öyle. Gaga dansçıları tatlılardı birkaçı. Baya güzel oynadılar bu arada. Partilemeyi biliyorlardı. They really know how to like, throw a party. Gaga muhtemelen yatakta yani yatıyordur. Kocasıyla takılıyordur falan ama. Güzeldi overall. Richie'ye Insta'dan teklif yolladı. Bir ara Break My Soul'la dans ettik hep birlikte. Yeah, experience. Thank you. Okay, ben şimdi gideceğim yeri bulmalıyım. Bye. Evet, günaydınlar efendim. Bir Stockholm sabahında birlikteyiz efendim. Bugün hava 32 derece olacakmış. Konser bugün. That's why I'm recording. Yeah. Bugün konser var. Early entry'yiz. Saat 3.30'da stadyumda olmamız gerekiyor. Sıraya girmemiz gerekiyor ki VIP itemlarımızı, gift itemlarımızı alabilelim. Of course we'll get them. Şu an markete gidiyorum böyle bir şeyler alacağım. Konsere hazırlık kafasına başlayacağız, gireceğiz. İnsanlar daha uyuyor tabii arkadaşlarım ama a bitch is awake. Okay. A bitch woke up flawless. This morning. Ayrıca Beyoncé Renaissance tracklist'i açıkladı like I love every single track title. Yani bu arada konseri umarım çekebilirim güzel bir şeye. Güzel bir şekilde çekebileceğimi çok düşünmüyorum. Bir de öyle bir outfit giyeceğim ki I'm not kidding. I have a wig, I have everything. It's gonna be everything. I'll give you everything that you wanted. Ay bir anlama sersem gibiyim. Günlerdir oradan oraya, oradan oraya. Hustling. Neyse marketin yerini bulmak için lokasyona bakmam lazım. See ya. Oh. Sen burada yaşıyorsun değil mi? Biz seninle tanışmıştık değil mi? Sen geldin mi buraya? O zaman ben senin biriyle karıştırdım. Konseri geç kalmayız inşallah Allah. Şam after'a gideceksiniz mi? Ya. No. Var mı ki? After partisi var. Teknik. Ay ben de kanserimi satayım. Sigara içene kızlar çıkıyoruz zaten. Tersi 2-3 dakika burada. Hadi. The girls are ready. Ay açamadım. Baby.
Chromatica ball, yolcusu kalmasın. Bakayım, bir arkadaşlarım evet, paylaşmış burada. Merhaba. Merhaba, Chromatica'ya gidiyoruz. What is the hashtag for tonight, do you know? Chromatica this ball. Hashtag Chromatica ball. You just hashtag made it up. No. It is Bebek. The tag. Hashtag Bebek. No, but I mean for a place. France Arena. France Arena? Yeah. Oh, yeah, that's the venue. Yeah, I mean, yeah. Because they usually have something like they put, can put up. Oh my god, we're so dumb. Uh-huh. Ay, Chromatica package'ımızı alacağız şimdi. Ay, bileti göstermek gerekiyor, fuck. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Can stay water out and we don't want to go out. Yeah. Right. Out. Sitting alone in the VIP. Alright, let's go. I'm fucking melting. Yeah, like so hot. Woo!
feeling so well, but I know she's watching me from home. So, Mom, I'm going to dedicate this one to you. This one's called Born This Way. Bunch of superstars in here tonight, right? There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, honey, and you'll go far. Listen to me. Condescending to you. If you want to, you can remember these words and you say to them, I'm beautiful in my way. God makes no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't let yourself in regret. Ay her yer çöp. Metal Monster'lar ne kadar sorumsuz bir millet. İşte. Ne sorumsuz millet Allah'ım. Türkiye'de asla. Gaga fanları yani. İsveçliler değil, Gaga fanları. Mesela bir Hadise konserinde böyle mi? Bence değil. Bence... okay da. Okay bir konserde. Monster Mama bize goodbye demedi. Aa evet. It was so rude. It was so rude. Şu şeyini de çek. Çok şey ama sadece kıçını çekti. Ha. Gaga goodbye demeden gitti. Sahneden... Yeah, this is so fucking rot! Rock diye gitti kız. Mikrofonunu aldı sırtına böyle o mikrofon standını koydu. Böyle gitti. Çok cool bir şekilde. Hiçbir şey demeden. Bu cool'luk mudur, rude'luk mudur? Bunu tartışıyoruz. What's that? Ah! Oh. This bitch is fucking famous in this fucking country. Şunu bir sağda tükürür müsün mama? Aşkım ben bana bir şey yerken aldım. Öyle galiba gerçekten. Şey diyormuşum. Öyle diyorsun öyle olsun. Şükür, takılıyorum bu arada. Canım. Fader olsa lan. Sıt. Ama sabahtan beri sen diyorsun ağzımın payını ver de susayım diye. Ay be sakın! Yürü ayağım!
but still, she was so rude. Just say goodbye, bitch. Who do you think you are? Çok kalbim. Seni oraya çıkardığımız gibi indirmesin de bilirim. Bu doğru. Gak kuş ayağını denk al. Gak kuş. Gak kuş. Gak kuş. Seni oraya çıkardığımız gibi indiririz kızım. Aynen aynen. Bir de bir goodbye bile demedi. Fuck you bitch. Aşkım buradayım. Ay. The trade was good. The trade was good. And this is my walk of shame. Baby. Eve gidiyorum. Yoruldum. The trade was good. Tikel tikel yani. Look at all these. What is that? Oh my fucking god. Kızlar buraya, burayı ele geçirmemiz lazım. Şunlara bak. Look at all these. Look at all these hoes. Look at her. I can't. I really can't. I'm going to lose it. Like, I'm about to lose my shit. Ay burayı satın almak istiyorum. Her şey. Bu ne? Ay tiken. Ay harika. Ay 10 dakikaya kapanıyormuş burası yani. O yüzden yarın gelip tekrar bakacağım. Bugün bize bir bakış kaldı burada. İsveç'ten döndüm. İstanbul'da evime geldim. Videonun her başında böyle bir şey yapmadığımı fark ettim yani. Ne yaptığımı anlatmıyorum bile aslında. Saçma bir video olmuş olabilir. Yani çok böyle bağlantılar yok. Random aklıma geldiğinde kameraya açıp çektiğim anların bir montajı, combination'ı, compilation'ı diyebiliriz. İsveç But, butlar butu bir yer. İlk defa gittim. Konseri geçiyorum yani, kendisi de aşırı butu bir yer. Mesela club'da güvenlik görevlisi bana böyle bir şeyler söyledi İsveççe. Ve gerildim, ne diyor falan oldum. Hani dedim I don't speak Swedish falan. I love your eyeshadow demesin mi? Bitch, what?
Ondan sonra havaalanında böyle yine görevli birisi yine bir şeyler dedi, anlamadım. What falan dedim. I love your hair dedi. Yani böyle küçük şeyler, küçük şey değil aslında, büyük şeyler olduğunu fark ettim bunların. Ne kadar modumu etkilediğini, ne kadar accepted hissetmenin insanı ne kadar mutlu hissettirdiğini, kendisi gibi hissettirdiğini iyice kavradım yani. Bu yüzden İsveç'e gitmenizi öneririm. Her açıdan mutlu bir yer. Sonrasında şunu fark ettim. İnse, Swedish origin'de to become aware of, to realize demekmiş. Ben bunu bilmiyordum. İsmimi bulduktan sonra bunu keşfettim. Ve sonra İsveç'e gittim. İsveçli insanlara da sordum. Dedim yani inse böyle mi gerçekten? Insi diye okunuyormuş. Ya işte gerçekten to realize falan demek dediler. Onlar da patladılar böyle benimle. Bitch, life is... Neyse. İlginçti yani. Hani bu realization kafalarındayım zaten bir süredir. Insecure'ü doğurduğumdan beri. Doğduğumdan beri diyeyim ya da. Evet, bu arada bu benim ilk videom oldu. Kanalımı açıyorum artık. Bu benim bir bahanem olsun. Chromatica benim YouTube kanalına başlama vesilem oldu diyebiliriz. Yeah, make sure to subscribe. Kesinlikle abone oluyorsunuz, videoyu like'lıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Mutlu bir video oldu zaten. yani hak ettiğini görsün bu video ve diyorum. Şimdi abone oluyorsun aşko. Hemen aşağıda biliyorsun nerede olduğunu. Hemen basıyorsun düğmeye, zilleri çaldır, bir şeyler yap. Kanala katıl. Beni takip et. Bana takıl, hayatını yaşa. Her neyse. Gidiyor oraya.